Sence sorduğu bir şey var mıydı? Burada yapan adam var. Tamam. Ona bir şey, o da onu konuşsun yani. Tamam. Bunu o mu yapacak o zaman? Yani sonrasında. Asiller ilgilenir. Tamam. Evet, bugün Planes'teki arkadaşlarımız ve yaptıkları işleri anlatmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımda Sencer Akgüz var. Sencer aslında Planes'in neredeyse ilk başlarından beri burada. Telekom'la alakalı, iletişimle alakalı neredeyse bütün her şeyi Sencer'den sorumlu Sencer yaptı. Evet. Öyle değil mi? Yani bir tek başıma değil tabii ki. Burada bir ekip halinde çalışıyoruz. Birlikte çalışıyoruz. Yani ben ve ekip arkadaşlarım genel olarak RF anten tasarımı ve zamanında telekomünikasyon tasarımıyla ilgiliydik. Ne yapacağımızdan devam edelim? Nasıl grup edelim? Kaç kişi oldu şu anda? Yani bizim grubumuz şu anda telekom ekibimizi ayırdık. Onlar da kendi başına daha hızlı gelişebilsinler diye düşündük. Devamlı gelişen, evrimleşen bir şirketi sonuçta. Onları ayırdıktan sonra bizim ekibimiz şu anda 6 kişiyiz. Hı hı. İşte arasında RF tasarımcılarımız ve anten tasarımcılarımız var. Bununla beraber tekniker arkadaşlarımız var. Bizim her konuda elimiz ayağımız olan, uygulama kısmında çok yardımcı olan. Ve devamında büyümeye de devam ediyoruz. Şimdi uydudan iletişimden sorumlusun ama daha önceden evet. Uyduyla alakalı çalışmış mıydın? Yok, ben savunma sanayi evet. Kökenliyim ben de. Bir daha önceden bir işte. Ne tür işler yapıyordun? Daha öncesinde ne tür işler yapıyordum? Öncesinde ben daha çok radar karıştırma işleriyle uğraşıyordum. Orada RF tasarım işleriyle uğraşıyordum. Bu havaalanlarında hani drone uçurmayın tarzı şeyler var. Daha çok tespit edin. Yok, onlardan birisi sen biliyorsun. Yani onunla ilgilenen arkadaşlar var da benimki biraz daha büyük ölçekli. Yani çok detayda vermeyelim ama. Tamam, vermeyelim. Yani askeri uçaklarımızın daha rahat havada uçup tehditlere karşı koymasını sağlayabilecek sistemlerle uğraştım. Uzunca bir süre. Yani bilenler bilirler, fezleri sistemlerle uğraştım. Radar yaptık, işte radar karıştırma yaptık, bir sürü yön bulma sistemleri yaptık. Yani bayağı bir sistemle uğraşmışlığım var. Ama uydu çok az. Ayrı bir şey. Aslında yani, hayatına yepyeni bir challenge koymuş ya, oldun. Ya, daha önce çalıştığının üzerine şu an yepyeni bir iş yapıyorsun. Tabii ki, yani hem oradaki teknik açısının dışında farklı dinamikleri de olan bir şirkettesin sonuçta. Burada her şey daha dinamik, daha hızlı karar alıp daha hızlı onu uygulamaya sokabiliyorsun. Ama işte teknik açıları, onun da zorlukları vardı, bunun da zorlukları vardı. Aslında birinci uydunun ilk yapıldığı zamanları hatırlıyorum. Burada inanılmaz bir hareketlenme evet. vardı. Evet. Herkes uyduyu yapma peşindeydi ama uydu sonuçta yerli iletişime geçecek. Aslında biz ilk antenimizi uyduyu paketleyip SpaceX'e gönderdikten sonra yapmaya başladık değil mi? Yani uydu üzerindeki antenlerimiz tabii ki hazırdı. Yani onlara, yani hazırdı derken burada yapmış, geliştirmiş, tasarlamıştık doğrulamalarını, her bütün süreçlerini tamamlamıştık. Sonrasında tabii bunun bir de her haberleşme sisteminde olduğu gibi iki tarafı var. Bir de yer tarafındaki kısmı vardı. Yer istasyonunu ilk başta düşüncemiz şeydi, bir hazır doğrulanmış, daha önce birçok firma tarafından denenmiş bir sistemi kullanmak istedik aslında. O konuda biraz risk almak istemedik ama adamlar açıkçası bize yetişemediler. Yani hazır doğrulanmış bir sistemleri olmasına rağmen yeteri kadar hızında zamanında getiremediler. Biz mi erken sipariş veremedik? Ya biz aslında siparişi zamanında vermiştik. Adamlarla daha sıkışmıştık ama yani ya olabiliyor. Yani işte tedarik sorun oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Arkadaşlarımıza oradaki o firmaya da herhangi bir şekilde bir şey söylemek istemiyorum ama sonuç olarak bize yetişemediler. İş başa düştü o zaman. İş başa düşünce de yani çok kısa bir sürede, yaklaşık 45 günlük bir süre vardı uydunun fırlatmasına. 45 günlük bir süre içerisinde de bütün yer istasyonunun işte hem UHF bandında olsun hem S bandında olsun iki antenini de işte yerleştirip yerini bulup orada kurulumunu yapıp bütün ilk başta tasarımını yapıp o malzemelerini hızlı bir şekilde tedarik edip, hatta öyle yerler oldu ki tedarikten dolayı bazı malzemeleri kullanmak istediklerimizden vazgeçip farklılarını kullanmak zorunda kaldık. Bütün onları 45 günün içerisinde hallettik, doğruladık. Uydu atıldıktan sonra da geliştirmeye de devam ettik. Yani şu anda mobil bir yer istasyonu çözümümüz bulunuyor. İşte ilkini burada Ankara'da Bilkent Cyberpark içerisinde yaptık. İşte neticede yaptık. Burada binanın tepesine hemen tabii, diktiniz. Tabii. Orada edindiğimiz evet. tecrübeyle hemen gittik. Erzurum'da da ikincisini kurabildik. Sonrasında yurt dışındaki bazı belirlediğimiz yerleri kuracağız. Böyle devam edecek. Daha fazla yer istasyonuyla uydularla iletişim daha da hızlanmış olacak. Tabii indirdiğim veri miktarını yükseltmek sonuçta amaçlı. Yani bir geçişimiz, biz LEO uydusu olduğumuz için geçişimiz süreli. Yani bir yer istasyonu takribi 11-12 dakika falan görebiliyor. Bir LEO uydusu, bizim 550 kilometredekileri. Orada kısıtlı bir zamanım var. Hı-hı. Günde iki kere 10 dakika geliyor. Orada full verim almak zorundasın. Evet, evet. O da yeterli kalmıyor. Bu sefer ne yapıyorsun? Başka 10 dakikalar
bulmaya çalışıyoruz. Ve dünya büyük nasıl olsa. Tabii, dünya kocaman bir yer. Nereye koyarsan koy oradan da veri alabilecek durumdasın. Tabii. Şimdi şey çok ilginç, evet. Yani uzayda yer istasyonuyla konuşuyor. Bu zaten evet. Hepimizin bildiği bir şey. Ama aslında burada farklı bir durum var. Biz burada çok fazla uyduyu uzaya gönderiyoruz. Hı-hı. Ve bu uydular aslında sadece uzaydan dünyaya konuşmayacak ya da biz dünyadan uzaya konuşmayacağız. Uydular arası da iletişim kurulacak. Biz buna ISL diyoruz. Evet. Intersatellite Link. Yani uydular arası link kurulması. Doğru. Aslında çok ilginç ve zor bir olay. Ve bu da aslında burada gerçekleşti şu anda. Evet. Nasıl evet. yapıyoruz ve bu da aslında nedir? Yani ISL denememiz bizim 3132, Konecta 3132 dediğimiz uydularla yapıldı. Oradaki son iki uydu değil mi? Son gönderilen iki uydu. Arkadakilerden bir öncekiler. Dördüncü ve beşinci uydular. Evet, test uyduları. Test uydularımız. Bunların zaten ana amacı ISL denemekti. ISL'in tabii fonksiyon olarak birçok bize getirdiği faydalar var. Ama teknik açıdan özellikle 3U gibi küp uydu boyutundaki bir şeyde ISL'i yapmak zor. Ha, başka örnekleri dünya üzerinde vardı. İşte lazerle yapanlar var. RF tarafıyla yapanlar var. Ama tabii bunlar daha büyük, daha kocaman uydulardı. Hı hı. Biz bunu en başından beri tasarımını, yani her şeyini ortaya koyarak ne gerekiyor, ne yapıyordan başladık. Ondan sonra işte RF tarafının tasarımını yaptık, donanımların tasarımını yaptık, antenlerinin tasarımlarını yaptık. Oldukça kısa bir süre, yani 3-4 ay gibi bir süremiz vardı o uydular için. Orada hepsini yaptık, doğruladık, şey yaptık. En sonunda da 3132 yollandıktan sonra da yaklaşık yani 1000 kilometrede 1 megabit hıza ulaşabildik. Yani bu da Türkiye'de ilkti. Şimdi şöyle bir şeyden bahsediyoruz değil mi? Şimdi şurası dünya. Ben her zaman böyle örnekler veririm. Şurası dünya. Şu evet. iki tane uydumuz arka arkaya dünyanın çevresine dolanıyorlar. Doğru. Bir tane uydu, bir tane uydu burada. Doğru. Uyduların arasındaki mesafe ne kadar olduğunda biz o iletişimi kurabiliyoruz. Yani bizim hesaplarımız aslında 2000 kilometrede 250 kilobite ulaşmaktı. 2000 kilometrede bile biz aynen. bu iletişimi kurabiliyoruz. Tamam, 2000... Bunun maksimumu var mı? Maksimumu şöyle söyleyeyim. 4000 kilometreye doğru yaklaştıkça, 3500'e doğru yaklaştıkça oradaki düz bir doğru çekerseniz 2000 arasından artık dünyaya teğet geçmeye başlıyorlar. Evet. Yani şeyde yani ilgili olan arkadaşlar tabii kestirirler. Bir RF dalgayı gönderdiğiniz zaman yayın gönderdiğiniz zaman olduğu medium'un değişmesiyle birlikte etkilenmeye başlayacak. Artık hatta atmosfer tarafına da böyle dünyanın deyiminden dolayı atmosfer tarafından da kayıplar başlayacak. Bu biraz daha artık uygulanabilir bir alana girmiyor. Yani hı-hı. 2000 kilometre son derece iyi bir değer. Yani bu ne kadar veri demiştin? 2000'de biz 250 kilobit bölü saniyeyi hedeflemiştik. Bu artacak mı? Bu nasıl bir şeye dönüşecek? Yani arttırabilirsin, o artık şeye giriyor. Bu biraz senin tasarım ve gereklerinin şeyine giriyor. Yani uydunu çok büyütmen gerekebilir. Yani işin fiziğine girmek gerekiyor ondan sonra. Onun da hiçbir şekilde yani ekarte edemiyorsun. Evet. Yani çok büyük bir uydular yaparsın, evet yapabilirsin. Peki uydular iletişim kurup da ne yapacaklar? Niye bunların yani derdini niye kurmak istiyorlar? Yani bizim aslında oradaki iki hedefimiz vardı. Bizim ana çalışma alanlarımızdan birisi haberleşme, birisi de yer gözlem. Haberleşme tarafında aslında yerden aldığımız verileri en hızlı bir şekilde bizim müşteriye ulaştırmamız lazım. Bunu da biraz önce anlattığımız gibi yer istasyonlarına indirmemiz gerekiyor. Her yere de yer istasyonu kuramıyorsun. Aldığı veriyi bir uydu hemen yanındaki uyduya, yanındaki uyduya göndere yer istasyonuyla haberleşme penceresi içerisinde olan bir uyduya gönderecek ve bu indirecek. Böylece müşterimizin veya yerdeki birimin, cihazın aldığı veri son derece kısa bir zamanda aslında bu veriyi kullanacak olan insanlara ulaştırılacak. Benzer bir şey de aslında yer gözlemde de var. Dünyanın diğer ucunda bir tane fotoğraf çekiyorsunuz veya ileride inşallah o konulara da gireceğiz. SAR radarıyla bir yer görüntüsü elde ediyorsunuz. O görüntüyü bir an önce sen ilgili insanlara göndermek istiyorsun. ISL'le, uydular arası haberleşme linkleriyle bunu hızlıca hemen gönderebilirsin. Belki işte birkaç dakika içerisinde Yeni Zelanda'nın fotoğrafı gelecek eline. Hemen gelmiş olacak. Tabii. Aslında uydular birbirini de takip ediyor dedik. Bunlar tabii. Yani sonuçta biz burada bir constellation dediğimiz uydu takımı gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sadece örneğin bu fırlatmayla beraber 4 tane fırlatılacak ama bundan sonra 4, 8, 12 ve ondan sonra da yüzlerce uyduya kadar ulaşacak. Hı-hı. Şimdi bunların arasında da inanılmaz bir network olacak aslında. Doğru. Şimdi biz en basitinden bir tanesinden ötekisini kovalamayı anlıyoruz ama doğru. Şimdi burada da bir uydu olacak, burada da bir uydu olacak. Bunun hangisine o veriyi vereyim de orası en
shortest path dediğimiz bizim bir öyle bir problem vardır. En kısa mesafeyi bulup hemen yer istasyonunda bulması isteyecek herhalde. Bu da bir sonraki bir aşama olacak artık. Bu aslında biraz daha şeye giriyor. Yani bizim en azından benim ilgilendiğim alanın dışına çıkmış oluyor. Bu bizim takım uydu yönetimi kısmına giriyor. Oradaki takım uydu yönetimindeki arkadaşlar bu uyduların hepsinin pozisyonlarını vesairesini zaten bütün uyduların bildiğini sağlıyor, bilmesini sağlıyorlar. O sayede bir uydu ve elindeki verinin en kısa sürede hangisine gitmesi gerektiğini bulabiliyor. Peki silinecek mi? Örneğin veriyi hemen gönderdikten sonra aşağı aldıktan sonra siliniyor musunuz yoksa bağlı. Kalıyor mu? Bize bağlı. Yani o eğer nedir ismi? İşte redundancy çok önemlidir. İngilizce kelime çok kullanmayı sevmiyorum ama güvenilirlik açısından böyle bir ihtiyaç doğarsa silmeyebiliriz. Bu bize kalmış. Peki başka RF dediğimiz işte radio frequency, radyo frekans tasarımıyla alakalı ne tür çalışmalar yapıyorsunuz burada? Yani bizim ana görevimiz, ana sorumluluğumuz RF ve anten tasarımı. Yani temelde bir donanım tasarımcısıyız. Yani bunu biraz daha böyle anlatmak gerekirse, insanların daha rahat anlayabilmesi şeklini düşünürsek. Yani bir insanın duyu organları neyse, işte gözü, kulağı, burnu, etrafla etkileşime girdiği şeyler neyse, derisi yeri geldiğinde neyse biz aslında biz yaptığımız platform üzerinde bunları tasarlıyoruz. Yani bizim yaptığımız işlemler, tasarladığımız ürünler bir uydunun dışarıyla bütün etkileşimini sağlayacak işleri yapıyoruz. Bu tabii biraz daha şey gibi geliyor. Biraz her zaman 2 artı 2'nin 4 olmadığı bir tasarım disiplini ne yazık ki. Ne yapmak gerekiyor? Biraz daha böyle intuition'la yani öngörüyle çalışman gerekiyor. Öyle öngörüsü kuvvetli insanları zaten burada istiyoruz. Tabii ki. Evet. Çünkü yaptığımız şeyi direkt böyle hemen şöyle taktığımda böyle olur diyebileceğimiz bir alan değil ikisi de. Biraz daha böyle benzetmek gerekirse yapbozlar vardır. Hani insanlar çok severler, otururlar saatlerce uğraşırlar, şey yaparlar. Yani 100.000 parçalı bir tane yapboz olduğunu düşünün. Bizim işimiz aslında onu bir elimizdeki parçanın neresinde, hangisine takılı olduğunu, nasıl gidersin, büyük resmine bakarsın, şuna bakarsın. Oradan böyle etkilenerek ha bu taraflardadır diyor dersin. Bizim alanımızda, RF tasarımda da, anten tasarımda da bu çok önemli oluyor. Yani anten tasarımda bu hele bir kat daha üste çıkıyor. Bunu 3 boyutlu düşünmen gerekiyor. Çünkü inanılmaz şeyin olabiliyor. Farklı alternatifin veya o değişkenin olabiliyor. Biz böyle arkadaşları burada topluyoruz. Burada ve onlarla birlikte çalışıyoruz. Ne yaptığımıza da gelirsek açıkçası RF ve anten tasarımı konusunda bir şirketin bir şeyin ne yapması gerekiyorsa hepsini yapıyoruz. Ya yani burada biz power amfilerde yapıyoruz, LNA'larda yapıyoruz. Onun dışında frekans çevrimleri de yaptığımız oluyor. Anten tasarımında çeşit çeşit antenlerimiz çıktı. Bazen ben bunu düşünüyorum yani işte 2,5 sene falan olmuş ben başlayalı. 15-16 tane bir anten ürünümüz çıktı. Bir 8-10 tane bir kartlarımız çıktı, RF kartlarımız çıktı. Bunların hepsi farklı farklı frekanslarda, farklı farklı fonksiyonlarda. Yani kısa zamanda kendi tecrübeme de dayanarak çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Bayağı bir işi bitirdik. Burada, evet, evet. Çok harika. O zaman teşekkür ediyoruz Sencer. Ben teşekkür ederim. Burada gerçekten çok büyük işler yapılıyor. Özellikle iletişim konusunda. Evet, sen ve takımın inanılmaz işler yapıyorsunuz. O zaman bir sonraki programda Planes'teki farklı alanlarda konuşmaya devam edeceğiz.